Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Yazıyorum programı ile karşınızdayız. Stüdyomda çok özel bir yazar Rıfat Mertoğlu var. 1970 Siverek doğumluyum. Siverek'in bir köyünde doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tarsus'ta bitirdim. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunuyum. Orada kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanda lisans eğitimimi tamamladım. Çeşitli firmalarda çalıştım. 27 yıldır öğretmenlik mesleğiyle uğraşıyorum. Edebiyat alanında uzun yıllardır edebiyatla uğraşıyorum romanlar yazıyorum. Şiirler yazıyorum. Edebi metinler yazıyorum. Şiirsel denemeler yazmaya çalışıyorum. Toplumsal hayatta bir tarih dediğimiz işte resmi ideoloji dediğimiz tarih kitapları var. Bir de roman, şiir, tiyatro ve sinemada yaşayan bir gerçeklik var. Daha özgürdür. Şimdi resmi tarih dediğimiz yani sadece içine duyguları katmadan gördüğünü olduğu gibi yazar. Ama romanda, şiirde, tiyatroda, sinemada, resimde duygu işi vardır. Duygu vardır. Önemli olan o duyguların gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Şimdi tarih kitaplarını okuduğumuz zaman binlerce, yüz binlerce savaştan bahsediliyor. Biz sadece böyle savaşın adını söyleyip geçiyoruz. Hayatın kıskançları var. Kıskançların içine alıyor ve sıkıştırıyor gerçekten. Ama içimizde bir heves varsa, bir arzu varsa dediğim gibi yani herkes yazamaz. Bu bir yetenek işidir. iki kültürel birikim işidir. Üç Yaşanmışlık işidir. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Yani roman yazma disiplin işidir. Yani şiir kısadır, çok uzun değildir. Belki ilham gelir o anda hemen not alırsınız ve anlık olarak yazabilirsiniz. Ama romanı öyle anlık olarak yazacağınız bir şey değil. Bir romanı yazabilmek için benim 3 yılımı alıyor en az. Yazmadan önce çok iyi okumalıyız. Dünya klasiklerini, tüm ülkelerin edebiyatını en azından birer örnekle e, okumak gerekiyor. E, önce güzelce bir okuyacağız. Kültürel olarak birikimimiz artması gerekiyor. Okumadan kesinlikle yazamayız. En önemli, en güzel şey okumak. Müzik Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Yazıyorum programıyla karşınızdayız. Stüdyomda çok özel bir yazar Rıfat Mertoğlu var. Rıfat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, tüm izleyicilerimize de buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok güzel. Say ben de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu cumartesi gününde e, müthiş kitaplar konuşacağız sizinle yazdığınız evet. Saptığınızı konuşacağız ama izleyenlerimizin sizi biraz yakından tanımasını istiyorum. <laughs> Siverek'te doğdunuz. Diyarbakır'dan geliyorsunuz. Bu detayı ben paylaşmak istedim. Evet. Siz de kendinizi tanıtırken zaten belirteceksiniz. Evet. Çok özel bir coğrafyadan geliyorsunuz. İyi ki geldiniz. Teşekkür Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Sen. Teşekkür ediyorum. Ben 1970 Siverek doğumluyum. Siverek'in bir köyünde doğdum. Bizim köyümüz Siverek ile Adıyaman topraklarının arasında bulunan Fırat Kadim Fırat nehrinin yakınında bir köydü. Fırat vadisi Gerçekten hem kültürüyle hem doğal güzellikleriyle muhteşem bir yer. Orayı gidip tabii görmek gerekiyor. Ben 19, dediğim gibi 1970 yılında bu köyde doğdum ve çocukluğum bu köyde geçti. Çocuk, çocukluk yıllarımda koyunların, kuzuların önünde çobanlık yaparak çocukluğum geçti. O sıralarda tabii 1975, 76, 77'li yıllarda oralarda mesela eşkıyalar vardı. Bu silahlı eşkıyalar vardı. O eşkıyalarla çok karşılaştım. Onların bazen onların çatışmalarına tanıklık ettim. Sonra çerçiler vardı. Köylere işte eşe getirip satan, bizim de çocuk olarak onların peşinde koştuğumuz bize gerçekten lo şehirden lokum getiren, işte bisküvi getiren ya da böyle güzel oyuncaklar getiren çerçiler. Biz evden yün, annemizden yün çalardık. Götürüp çerçeğe verirdik. Karşılığında da Oyuncaklar alırdık. Takas usulü Böyle, bir evet, oyuncak takas almış. Tabii takas para yoktu ki o zaman. Yani özellikle çocuklarda evet. hiç yoktu. Yani büyüklerde yine vardı ama takas gibi öyle düşünün. Ee, o çerçilerin peşinde geçti çocukluğumuz. Ee, yine e, şeyler vardı mesela kaçakçılar vardı. Kaçakçılar çay getirirdi e, uzak yerlerden işte silah getirirlerdi orada e, eşkıyaları satarlardı. Ee, yine şeyhler vardı bizim köylere yakın olan yerlerde şeyhler vardı ve sofiler bu şeyhlerin evine gidip zikir yaparlardı. Bazen annem beni de götürürdü giderdim sabaha kadar yapılan zikirleri izlerdim. Ee, yine bizim orada e, halk ozanı gibi bilinen dengbejler vardı. Televizyon yoktu düşünün. Televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı, gazetelerin olmadığı bir dönemde, sosyal medyanın hiç olmadığı bir dönemi düşünün. İnsanların eğlencesi, tek eğlencesi dengbejlerdi. Dengbejler başka köylerden ya da şehirlerden köyümüze gelirdi. Gece sabaha kadar bazen ellerini kulaklarına atıp klamlar, stranlar dediğimiz şarkılar söylerlerdi. Bunlar aslında bir destandı. Çok güzel. yani, Evet çok özeldi. Ben o kültürle büyüdüm. Şimdi yani o dengbejlerin o sesi halen kulaklarımda. Bazen bir gece boyunca süren destanlar söylerlerdi. Bazen sözle anlatırlardı, bazen ezgiyle söylerlerdi. Ama düşünün enstrüman yok. Yani herhangi bir saz, bağlama falan hiçbir şey yok. Sadece ellerini kulaklarına atarlar ve bir destanı dillendirirlerdi. Böyle muhteşem bir kültür birikimi içinde geçti çocukluğum. Daha sonraki yıllarda Çukurova'ya taşınmak zorunda kaldık. Yine bazı kan davaları ve çeşitli ekonomik nedenlerden dolayı Çukurova'da Yaşar Kemal'in anlattığı o hani fokur fokur sivrisinek kanayan pamuk taralarında geçti çocukluğum. Orada ilkokul, ortaokul ve liseyi Tarsus'ta bitirdim. Tarsus'ta bitirdikten sonra bu defa üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler'de okudum. Siyasal bilgiler mezunuyum. Orada kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanda lisans eğitimimi tamamladım. Sonraki yıllarda çeşitli firmalarda çalıştım. Derken öğretmen olarak atamım yapıldı. İşte yaklaşık 27 yıldır öğretmenlik mesleğiyle uğraşıyorum. Uzun yıllar İzmir'de görev yaptım. Güneydoğu'da Siverek'te görev yaptım. İzmir'de görev yaptığım yıllarda Avrupa Birliği projeleri geliştirdim ve bu kapsamda hem İngiltere şey İtalya'ya hem Avusturya'ya hem şey İspanya'ya gitme olanağı buldum. Böylece o çalıştaylarda da kendimi hem kültürel olarak olarak geliştirme imkanı buldum. çok da iyi oldu. hayat böyle devam ediyor. özellikle Edebiyat alanında uzun yıllardır edebiyatla uğraşıyorum. Romanlar yazıyorum, şiirler yazıyorum, edebi metinler yazıyorum. Özellikle böyle romantik denemeler dediğimiz şiirsel denemeler yazmaya çalışıyorum. Hayat böyle devam ediyor. Evet çok güzel. Evet, Sizi hiç bölmeden dinlemek istedim. Her bir kelimesi kendinizi anlatırken ve hikayenizi anlatırken çok özeldi Çünkü bugün burada bu kitapları konuşabiliyorsak, o özellikle çocukluk dönemi ve o büyüdüğünüz Kesinlikle. coğrafya, evet. e, o bahsettiğiniz hani töre evet. olayları, evet. kan davası, Adana'ya gitme evet. hikayesi, orada okullar, evet. İstanbul'a uzanan üniversite ve e, e, bu çünkü bu kadar kitabı yazabilmek çok o, evet. e, klasik bir beyin, zihin ve e, algıyla e, yapılabilecek bir şey değil. O yüzden tabii o genetik de o coğrafyada doğan insanların çok farklı ve özel e, yetenekleri var. Zorlu bir coğrafya. Her anlamda evet. zorlu bir coğrafya ama evet. hep aslında baktığımızda o zorlukların içinde aslında yenilmeden çok büyük üretkenlikle çıkıyorsunuz. Mücadeleyi öğreniyorsunuz çünkü. Yani çocukluktan itibaren hayatı öğreniyorsunuz. Hayatın gerçeklerine kafa tutuyorsunuz. Aksi takdirde yaşayamazsınız. Bu ister istemez kültür olarak da size yani içinize siniyor daha sonraki yaşamımızda işte bazı bazılarımız müzikle bunu dile getiriyor, bazılarımız sinemayla dile getiriyor, bazılarımız edebiyatla. Örneğin bizim Siverek'te çok iyi sanatçılar var. Mesela Şivan Perver dünyaca ünlü bir evet, müzisyendir. Mesela bir ses. Yılmaz Güney, Yılmaz Güney çok ünlü bir sinemacıdır, dünyaca ünlü bir sinemacıdır. Mehmet Uzun iyi bir edebiyatçıdır. Ee, ...bizler de onların izinde gitmeye evet. çalışan e, yazarlarız, evet. öyle diyeyim. Evet. Kadim topraklar, Anadolu'muz evet. gerçekten e, çok özel... E, ...dünyada kendini kanıtlamış çok özel insanların evet. E, evet. çıktığı to e, coğrafya ve topraklar. Peki, şimdi aslında ben biraz şey merak ediyorum. Evet, yani uzun yıllardır Edebiyat Hı -hı. üzerine çalışıyorsunuz. Zaten çalışmasanız bu kadar e, kitap Hı -hı. çıkmaz. Ve bu kitaplar da klasik bir dille ve anlatımla yazılmış kitaplarla değil ama... Evet. Bu roman yazmaya başlama hikayenizi birazcık daha detaylı dinleyebilir miyiz sizden? Evet, tabii ki. Şimdi e, yani ben ortaokuldan itibaren e, okumaya çok yani e, özel olarak e, okumaya yoğunlaştım diyebilirim. Dünya klasiklerini e, ortaokul yıllarında okudum. E, o yıllarda e, şiir yazıyordum. E, o şiirlerim daha çok böyle yerel gazetelerde Tarsus'ta işte Adana'da falan yerel gazetelerde yayınlandı daha ortaokuldayken ve o yıllarda e, arkadaşlarımla bir araya gelerek e, önceleri kalemle yazdığımız bir dergi çıkarmaya başladık. Sonradan bir, bir arkadaşımızın daktilosuyla onu işte çoğaltarak e, arkadaşlarımıza dağıtıyorduk. Böyle bir şey vardı içimizde yani bir edebiyata karşı bir sıcaklık böyle bir eğilim vardı zaten ben daha sonra öğretmenliğe geçtikten sonra Sivere'ye, memleketime tayinimi istedim. Memleketime gittim, orada çalıştım. ve orada da bir dergi çıkarma çalışmamız oldu. Küçe isminde. Küçe sokak demek, sokak demek. Siverek'te Küçe isminde kültürel bir dergi çıkardık. O dergiye malzeme olsun diye ben de dedim ki işte unutulmaya yüz tutmuş bir sanatımız olan keçeciliği bir araştırayım dedim. Ve Siverek'te bir gümrük hanı var. O Gümrük Hanı'na gittim, keçecilerle tanıştım, o onlarla bir iki aya yakın gidip geldim, onların hayatını notlar aldım ve Taşın ve Aşkın Ezgisi isimli ilk romanımı yazdım. Evet, ilk roman. O ilk romanımda ama öyle bir ben öyle bir tepki beklemiyordum yani öyle e, olumlu öyle güzel tepkiler geldi ki e, yani artık kopamadım romandan. Dedim tamam benim gideceğim yer bu roman, romandır. Çünkü sokakta giderken birçok insan gelip yanıma, hiç tanımadığım insanlar tanışmaya çalışıyordu. Çalıştığım iş yerinde, milli eğitimde çalışıyordum. Gelip işte yani askerler geliyordu, sokaktaki insanlar geliyordu, işçiler geliyordu, öğretmenler geliyordu. Ya sen bize anlatmışsın bizim bu topraklarda ama bizim kültürümüzü ve bizim gençliğimizi, çocukluğumuzu anlatmışsın diyorlardı. Hatta bir gün bir anekdot anlatmak istiyorum bu ilk romanımla ilgili. Bir genç geldi, işte Rıfat Mertoğlu kim dedi, arkadaşlar da beni gösterdiler, hocamız dediler. Geldi, hocam dedi ben akşamdan beri, yani sabahtı geldi, akşamdandır mezarlığa gittim ve Gülzerin'in mezarını aradım. Gülzerin benim roman kahramanım. Ölmüş, romanda ölmüş ama o genç gitmiş mezarlıkta o mezarı aramış. Ve ben akşamdan beridir bulamıyorum. Gel ne olur bana o mezarı göster dedi. Çok duygulandım. Ne kadar yani çok duygulandım. Bir... Yani dedim ki sonra oturttum bir çay söyledim. dedim ki kardeşim bu bir kurgudur. Tamam gerçekler var. Evet gerçekler var ama roman neticede bir romandır. Farklı bir dünyadır ve kurgudur dedim. Kurgusal bir metindir. Yani öyle bir mezar yok dedim. Çok yok dedim. Mi? Olur mu nasıl yok dedi. <laughs> o kadar <laughs> evet. gerçekçi evet. bir dil. Demek Şimdi ki, e, tabii e, etkilemiş. Yani o insanlar öyle etkilenince. Yani ben dedim ki roman yazacağım. Ben romandan başka benim alanım budur dedim. Yine geçen aylarda bir şey aldım. Bir mail aldım. E, bir genç kızdan. Baktım adı Gülzerin. Gülzerin benim roman kahramanım. Evet. Kızın adı Gülzerin. Yani e, sosyal medyada. Evet dedi ki hocam dedi sizin romanınızı annem okumuş ben bana hamileyken demiş ki oğlum olursa Behram koyacağım adını kız olursa Gülzerin evet. koyacağım Aa. ve ben doğmuşum adını Gülzerin benim adımı Gülzerin koydular. Ben sizinle tanışmak istiyorum. Sivera'ya gelirseniz tanışalım dedi. Henüz tanışmadım. Gidersem mutlaka bulacağım. Buradan da selamlarınızı evet, yollayalım. Teşekkür ediyorum. Yani bu o kadar çok geldi ki buna benzer şeyler. Böyle insanlar kendini romanın içinde buldu. Roman aslında gerçekten toplumlarda iz bırakıyor. Yani iz bırakabiliyor. Roman sanatı çok muhteşem bir sanattır. Eğer iyi işlerseniz etkileyebiliyorsunuz insanları. Evet, evet çok doğru bu bir nedenle de... ben roman'a yöneldim onu. Evet. evet yani aslında roman yazmak sizin hmm. bir misyonunuz gibiymiş aslında evet. baktığımızda. Şimdi bu hani evet. o ilk romandan sonra evet. o tepkileri Artık. almasaydınız belki de yazmayacaktınız. Belki de yazmayacaktı de yazmaya devam evet. etmeyecektiniz. Evet. Dolayısıyla evet. farklı alanlara gidecektim belki de şiir yazacaktım ya da zaten daha önce benim öğretmenlerle ilgili bir araştırma kitabım vardı. Köy öğretmenlerinin sorunlarını anlattığım köy kurum teftiş üçgeninde öğretmen. Ee, özellikle işte İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Antalya'dan, büyük şehirlerden Siverek gibi ya da Güneydoğu'da Mezopotamya'ya işte atanan, Anadolu'ya atanan e, öğretmenlerin sorunlarını anlattığım yani orada onların yemek sorunu köylerde özellikle, köy öğretmenlerini düşünün çok uzak köyler e, yemek sorunu var, bulaşık sorunu var, çamaşır sorunu var. Yani dil sorunu var farklı bir e, coğrafyada. E, bunları anlattığım işte öyle bir araştırma kitabımdı. E, o kitaptan sonra romana geçiş yapmıştım. E, roman tabii daha çok daha çok duygu içeriyor. Duygu içerdiği için siz eğer o duygularınızı güzel yansıtıyorsanız ve okuyucu o metnin içine girebiliyorsa, o dünyanın içine, o sokaklarda gezinebiliyorsa başarılısınızdır. Bunu nasıl anlarız? Bunu işte tepkilerden anlarız. Okuyucu sizi benimsiyorsa, o romanı benimsiyor ve sizin peşinizden geliyorsa başarılı bir metin yazmışsınızdır. Aksi takdirde başarılı metin sayılmaz. Ben başarılı, roman alanında başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü gelen tepkiler her zaman bunu gösteriyor. Bütün romanlarımda hemen hemen aynı tepkileri aldım. Hatta edebiyatçılar da romanlarımla ilgili çok sağ olsunlar çok güzel değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bu önemlidir bence bir yazar için en güzel şey budur. Evet çok çok önemli aslında özellikle edebiyatçıların da. Evet yazılan romanlarla ilgili hani tabii, kritize tabii, diyeceğim ama hani eleştirel hani evet, 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 e, sadece evet. alımsız anlamda değil olumlu evet, anlamda da eleştirilebilir. Evet, Olumsuz aslında. da olabilir, olumlu da olabilir. Bu, evet, yazarın ününü açar. Evet, kesinlikle. Doğru. Peki e, biraz bu gerçeklik ve kurgu ilişkisiyle ilgili e, biraz evet. daha böyle eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, evet. Bey. evet. Yani şimdi buna da değinmek e, biraz Evet. Yani romanda kurgu ve gerçek gerçeklik ilişkisi şöyle yani bildiğimiz bir gerçek dünya var bildiğimiz içinde yaşadığımız, işte faturalarımızı ödediğimiz, yemek yediğimiz, böyle acı çektiğimiz, güldüğümüz gerçek bir dünya var. Bir de metinlerde yarattığımız bir dünya var. Bu daha çok kurgudur, daha çok hayalidir. Ve bir yazar, bir yazar neyi anlattığından çok Nasıl anlattığı da çok önemli. Neyi anlattığı evet önemli ama günümüzde daha çok özellikle edebiyatçıların ve yazar çevresinin ilgilendiği nasıl anlattığıyla ilgilidir. İşte nasıl anlattığı bölümü orada işte hayal hayal dünyası, işte kelimeleri çok güzel kullanabilme, betinlemeler, metaforik anlatımlar. Bu anlatımların yani bu anlatımlar gerçek dünyadan ne kadar kopuyor, hayal dünyasına geçiyor. Bu bu aslında önemli. Benim için bana sorarsanız e, neyi anlattığımız da önemli, nasıl anlattığımız da önemli. Ben bir yazar olarak ya da bir okuyucu olarak beni anlatan kitapları okumak isterim. Yani beni anlatsın, benim hayatımı anlatsın, ben kendimi orada göreyim isterim. Ama bunu da yazar e, çok güzel bir dille anlatmalı çok güzel bir dille, kelimelerle, işte metaforik dediğimiz betinlemelerle falan anlatabilmeli ve farklı bir dünya yaratabilmelidir. Okuyucuyu da o farklı dünyanın içine çekebilmelidir. Benim için ikisi de önemlidir ama günümüzde artık giderek yani nasıl anlatıldığıyla daha çok ilgilenilmeye başladı. Yani yani o anlatım dili o önemli. Bu nedenle benim için ikisi de çok önemlidir hem e, realist dünyayı anlatacaksınız, gerçekleri anlatacaksınız hem de onu güzel bir dille anlatacaksınız, okuyucuyu içine çekeceksiniz. Mutlaka okuyucu sizin yaratmış olduğunuz o dünyanın içine girecek, onun sokaklarında gezecek. Yani onun acılarıyla, onun sevinçleriyle kendini e, orada bulacak, o atmosferin içinde bulacak. Evet. Bulduğu zaman başarılı bir metindir, iyi bir metindir, sağlam bir metindir. Bulmasa İsterse bin sayfa olsun. Hiç önemli değil. O yani çok şey değil, evet. çok başarılı değil. Çok özel bir yetenek bu. işte o gerçeklik ve evet. kurgu kısmında zaten hani nasıl anlattığında Hı -hı. o asıl vermek istediği mesajı veremiyorsa evet. zaten hiçbir anlamı olmuyor. Olmuyor tabii. Evet. Bu da çok özel başka bir yetenek. Hı -hı. Peki siz roman yazarken başka böyle daha spesifik olarak ilham aldığınız yerler var mı? Yani aslında hayatın, hayatın kendisi bana ilham olmuştur. Ee, daha çok e, özellikle benim ilgilendiğim alan mesela bizim ülkemizde ve özellikle Orta Doğu ülkelerinde kadın ikinci planda kalıyor. Maalesef üçüncü planda kalıyor. Kadın sorunu benim kafamı hep kurcalamıştır. İşte e, kadın ve erkek e, eşit olması gerekirken, yan yana olması gerekirken hayatın içinde yani yan yana eşit bir dengede olması gerekirken bir bakıyorsunuz ataerkil bir yapı oluşmuş. Erkekler kendi egemenliğini kurmuş, kadınlar daha çok eziliyorlar, daha çok çalıştırılıyorlar, daha çok şiddet görüyorlar, daha çok öldürülüyorlar. Sokaklarda bugün görüyoruz, e, yani e, her yerde kadın ölümleri konuşuluyor, namus cinayetleri, töre cinayetleri konuşuluyor. E, benim alanım işte e, bu mağdur olan çocuklar, kadınlar, işte e, çocuk gelinler, e, bu alanlarla ilgili daha çok ilg ilgileniyorum. Özellikle işte e, katliama uğrayan halklar. Mesela son romanımda Ezidiler'i anlattım. Ezidiler biliyorsunuz en son Şengal'de bir katliama uğradılar. E, onları anlatmaya çalıştım. Zaten bir yazar da e, çağında e, yaşadığı dönemde gördüğü acıları, travmatik e, hayatları, yaşamları eğer kalemine taşımıyorsa onun yazarlığından şüphe etmek gerekiyor. Çünkü bizim yazdığımız bu yazılar gelecek kuşaklara kalacak. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama kitaplarımız hep olacak. Belki bizden 100 sene sonra, 200 sene sonra yine konuşulacak Tile'nin Gelini diye bir evet. şey vardı. Ee, orada bir hayat, bir yaşanmışlık vardı denilecek. 13, Bu nedenle. 13 yaşında evet. bir gelin. Evet. Birazdan evet. konuşacağız evet. Tile'nin evet. Gelini'ni de. Evet. 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 Ee, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten de bir yazar yaşadığı dönemin tabii, acılarını... Tabii. E, acılarını, ve... sevinçlerini, büyük tra travmatik olandı. hayatları... yani. Genel olarak toplumsal e, acıları eğer dile getiremiyorsa o zaman yazarlıkta yazarlığın bir anlamı yok. Yani çünkü e, şimdi şöyle yani e, toplumsal hayatta bir e, tarih dediğimiz işte resmi ideoloji dediğimiz yani bir tarih kitapları var, tarih e, yazıyor. Bir de işte roman, şiir, e, tiyatro ve sinemada yaşayan bir gerçeklik var. Onlar daha farklıdır, daha özgürdür. Şimdi resmi e, tarih dediğimiz yani ya da tarih tarih sadece gördüğünü içine du duyguları katmadan gördüğünü olduğu gibi yazar. Ama romanda, şiirde, tiyatroda, sinemada, resimde duygu işi vardır. Duygu vardır. Önemli olan o duyguların gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Neler çektik? Şimdi tarih kitaplarını okuduğumuz zaman yani binlerce, yüz binlerce savaştan bahsediliyor. Biz sadece böyle savaşın adını söyleyip geçiyoruz. Ama o savaşlarda yitirilen çocuklar, ölen insanlar, o anne anneler, o acı çeken çığlık atan anneler, yani o, o orada zorluk gören hayvanlar, otlar, ağaçlar onlar ne olacak? Evet. Onlar yok sadece insan yani, yani mı? çok aslında? soyut. Orada Tarih da, çok soyuttur Çok soyuttur. ama edebiyat soyut değil de edebiyat içinde duygu duygu birikimi var. Duygu var. insanın duygusu var. O duyguları işte hatta mesela ben bazı şeyleri yazarken bir romanımı yazarken Kayıp Başlar Mevsimi'nin tabletler çok okudum. Sümerler dönemindeki tabletleri çok okudum. O dönemde yazılan şiirler bir, bir, şair annesine mesela yazmış. işte anne ben senden uzaktayım diyor. Başka bir şehre gitmiş. Bir tablet yazmış. O tableti annesine göndermiş. O zaman posta yoluyla gönderilebiliyormuş tabletler. Orada yazıyor işte seni çok özledim. Uzun zamandır seni göremedim bilmem gibi. Ya da işte Gılgamış destanını tabletlerden okuyoruz. O oralarda çok daha farklı Orada duygular var. Duygular var. Ölümü anlatıyor, acıyı anlatıyor, sevdayı, aşkı anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? daha farklıdır. Evet, duyguyla somutlaştırma. Evet, o, o duyguların taşınması. Düşünsene o tabletlerde ben o zamanki insanın duygusunu okuyabiliyorum. Bu muhteşem bir şey. Yani şunu düşünün. işte zamanda yolculuk yapılmış. Yani Sümerler döneminde, işte Huriler döneminde yazılan tabletler bugün bize o duyguları getiriyor. Şimdi toprağın altından çıkıyor ama orada duygu var. O duygular sanki bir zaman tünelinden geçmiş günümüze gelmiş. Çok ilginçtir. Çok. Şimdi bizim yazdığımız kitaplar da bir gün gelecekte mutlaka e, ilginç bulunacaktır. E, i̇şte Tile'nin, Tile diye bir köy varmış. O köy baraj sularının altında kalmış. İşte orada da insanlar yaşamış. O duygular, onu vermeye çalıştım. İlginç. Yani. Evet, yani biraz e, e, ona geçsek mi bir yandan da? Geçeceğiz. <laughs> e, şöyle aslında... Türkiye'de roman yazarlığı ile evet. ilgili ve evet, dünya ile da kıyaslamaya da girsek evet. çünkü evet, evet, kitaplara evet. girdiğimizde böyle bir altısını arka arkaya evet. bir konuşsak evet. ama böyle biraz daha sizin bu Hı -hı. E, kendi perspektifiniz ve bakış açınızdan evet. bu yazarlık ve dünya ile kıyaslamalı e, bir iki yorumunuzu merak ediyorum. Öz, özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Dünyada okuma oranları nedir? Kitap okuma oranı. Şimdi e, bugün e, verilere baktığımız zaman en başta Fransa ve İngiltere yüzde 21 oranıyla ile birinci sırada en çok kitap okuyan toplumlar. Sonrasında yüzde 14 ile Japonya geliyor. Ardından üçüncü sırada yüzde 12 ile Amerika Birleşik Devletleri en çok kitap okuyan ülkeler. Bizden ne kadar bu oran diye sorarsanız bizde yüzde 0.1. Bakın yüzde 21 nerede, 0.1 nerede. Şimdi bizde kitap okuma oranı çok düşük. Okumuyoruz. Öğretmenlerimiz de okumuyor. Bilim insanlarımız da çok okumuyor. Ben size onu söyleyeyim. Yani okumuyoruz. Kitap okumuyoruz. Yazarlarımız da okumuyor. Onu, onu da söyleyeyim. Yani vardır okuyanlar mutlaka yoksa yani ben çok şey yapmak istemiyorum ama genelleştirdiğimiz zaman okumuyoruz. Okumadan yazmaya çalışıyoruz. Bu olmaz. Şimdi işte dediğim gibi genel olarak dünyaya baktığımızda yüzde 21 birinci sırada en çok okuyan Fransa ve İngiltere. Biz işte ise işte bir Biz. gibi bir oranla okuma oranımız böyle maalesef. Ya okumadan Şimdi, yazmaya evet. geçelim hocam. Özür dilerim bölüyorum ama evet. okumadan konuşamayız bile. Yani hepimiz yani dilde tabii, tabii, bile tabii, kaç tabii, tane kelimeyle tabii. hayatımızı dolduruyoruz ama böyle biraz farklı evet. bir kelime konuştuğumuzda ben evet. öyle geçenlerde bir arkadaşımı denk geldim. Bazen İngilizce kelime de. Şimdi günümüz çağında <laughs> evet pure yani böyle hani Böyle, tamamıyla Türkçe konuşmak diye bir şey de olmuyor çünkü etkileşim halindeyiz evet. yani evet, birçok mi? coğrafyadan tabii, tabii. birçok dilden ya istediğiniz dilden okuyun ama okuyun yani evet. hangi dili anlıyorsanız e, o dilden evet. okuyun. Evet. Bence Aynen konuşma bu. konusunda da evet. farklı kelimeler de kullanılabilir yani bir evet. Türkçe konuşurken araya evet. Kürtçe de girebilir ya da girebilir, İngilizce de girebilir olacak? yani evet, hani evet, evet. bazen de bu kadar şey oluyoruz hani hem evet. böyle milliyetçi ya, gibi davranıp hem de hiç okumayız kesinlikle. bunu evet. bir evet. kural olarak koyan insanlara da ben açıkçası burada karşı olduk. Bana bana da bazen eleştirilir. şöyle geliyor. Diyor ki siz Kürt kökenlisiniz ama niye Türkçe yazıyorsunuz? Örneğin ya da Kürtçe niye yazmıyorsunuz? Şimdi ben hangi dilde duygularımı güzel ifade edebiliyorsam odur. Yani Yaşar Kemal da Kürt kökenliydi ama evet. Türkiye edebiyatını çığır açan çınarlarından biriydi. Yani yani demek istiyorum ki evet. duygularımızı yani dil bir araçtır. iletişimde bir araçtır. Birbirimizi anlayabilmemiz için bir araçtır. Burada insanlar birbirine Nasıl iyi anlayabiliyorsa o dili konuşsun sorun değil. O dilde yazsın problem değil. Evet. Şimdi o şey ayrı bir konu. Şimdi roman konusuna o ya okuma yazma oranlarını verdim. Romanla ilgili ise şunu söyleyebilirim. E, dünyada roman aslında roman okuma oranı biraz düşüktür. Roman daha çok dünya bu Avrupa ülkelerine baktığımızda kişisel gelişim, sağlık, spor gibi alanlar daha çok okunuyor. Roman daha az okunuyor. Türkiye'de tam tersidir. Türkiye'de şunu da belirteyim, ben gelmeden kısa bir araştırma yaptım. Türkiye'de en çok kitap okuyan ilimiz Ankara, en az okuyan ilimiz de Urfa, onu da söyleyeyim. Ben Urfa. de Urfa'lıyım ama utanıyorum da ne yapalım. Şu an ben de çok utanıyorum, yani evet. Urfa benim ikinci memleketim. Ya. En az okuyan Urfa, şimdi durum maalesef böyle yani o yüzde 0.1 dedik zaten o utanç verici bir şey. Şimdi okuma oranını artırmak için ebeveynlerin anne ve babaların çocuklarına örnek olması lazım. En azından evde bir gazete karıştırmaları lazım. Evde bir kitap karıştırmaları lazım ki çocuk onu görsün. Siz durmadan işte e, oturup televizyon izlerseniz ya da, ya da durmadan temizlik yapan anne görüyor. çocuklar. Durmadan ya temizlik işte, yaparsanız, evet. Ya da aynen. telefona bakan anneyi görüyor. Şu an maalesef ki günümüzde beynlerini buradan minik de olsa bir eleştiri göndermek tabii, durumundayım. Çocuklar tabii, için tabii, söylüyorum bu eleştiri. Tabii, de. Tabii, tabii. Şimdi rol model anne babadır önce, en önce rol model. Sonra okulda öğretmendir. Şimdi bunlar okumuyorsa, bunlar çocuk, bunlarda kitap kitap okunduğunu görmüyorsa çocuk da okumaz. Yani önemli olan evde okumasanız bile bir kitap bir karıştırın. Okunmuş çocuk gibi yapalım. Evet çocuk çocuk elinizde görsün. Yani o kitabı görsün, kitabın ne olduğunu görsün. Bunu özellikle söylüyorum. E, okuma oranımız maalesef çok düşük. Ve e, dünyada dediğim gibi roman okuma oranı biraz düşük ama Türkiye'de e, roman satışlarına baktığımız zaman e, roman satışları daha iyi. Yani diğer türlere göre, şiir, öyküye göre. E, evet şiir kitapları çok basılıyor ama çok okunmuyor. Onu da evet, söyleyeyim. Evet, maalesef Durum böyle genelde. Ona söyleyebilirim roman yani kitap yani okuma oranı ve işte evet. romanla ilgili. Dünya ile kıyaslandığında zaten vahim durumdayız. bu. Vahim evet, yani vahim gerçekten durumdayız. de. Öyle. Peki e, şimdi aslında ben kitapların isimlerini söylemek istiyorum. Rıfat Bey sonrasında da biraz bu tildin gelini e, evet. bu özel bir <laughs> kitap. Evet. Bütün hepsi çok özel ama onlara birazcık daha e, daha derin gireceğiz. E, çocuk gelinleri anlattınız ama. E, İlk kitabınız Taşınım ve Aşkın Ezgisi'ydi, ikincisi evet. Ağıtsız Baksız Kadınlar, evet. üçüncüsü Tille'nin Gelini, dördüncüsü Kayıp Aşklar Mevsimi, evet. beşincisi Dedemin Ayakkabıları, evet. bu da çok isminden bile o evet. kadar heybetli evet. ki ve Çatlamış Nar Yarası da altıncı ve son kitabınız. Hı hı. Ee, gerçekten yani hani bir yandan da bu kadar kitabı ne ara yazdınız, çoluk var, çocuk var, hanım evet. var. İş, İş var. var, güç var. <laughs> e, şimdi geldiğiniz toplum coğrafya dolayısıyla o aile bağları, o, evet. işte o coğrafyaya da bir şekilde bağlılık var. Tabii. Hani bir günü 24 saat bize yetmezken Rıfat evet. Bey siz ne ara bu kadar kitabı yazdınız? Bir de kitap yazmak da değil. Bu roman, o kurgu. Çünkü zihinsel olarak özgür olunmadığı sürece bu tür kurguları yapıp Kesinlikle. O kurgun içine yazmak, onu tekrar içinde bir evet. dizayn etmek, evet. o ilham gelecek mi? Çünkü o ilham gel geldiği anda belki de başka e, sorumluluklarınızla ilgileniyorsunuz. Yani evet, evet. çok zor. Zor. Ee, yani hayatın gerçekten e, hayatın kıskançları var. Yani o bize o kıskan e, şeylerin kıskançlarının içine alıyor ve sıkıştırıyor gerçekten. Ama şimdi e, içimizde bir heves varsa, bir arzu varsa dediğim gibi yani e, herkes yazamaz onu söyleyeyim. Yani herkes yazamaz. Bu bir bir yetenek işidir, iki kültürel birikim işidir, üç yaşanmışlık işidir. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Çok şimdi, iyi araştırma ve okuma tabii, işidir. Tabii roman işi, zamanda. şimdi roman yazma disiplin işidir. Yani şiirde hani o da disiplin işidir ama yani şiir kısadır, çok uzun değildir. Belki ilham gelir ona, o anda hemen not alırsınız ve anlık olarak yazabilirsiniz. Ama romanı öyle anlık olarak yazacağınız bir şey değil. Bir romanı yazabilmek için benim üç yılımı alıyor en az. En az üç yıl. Bir, bir yıl boyunca ben araştırma yapıyorum o konuyla ilgili. Öncelikle konuyu belirliyorum hafızamda. Diyorum ki ben çocuk gelinleri anlatacağım. Tilan'ın gelininden Gelin. gidelim. Anladınız evet. mı? Çocuk gelinleri anlatacağım. Çocuk gelinlerinde önce bir araştırma yapıyorum. Dünyada durum nasıl? Türkiye'de durum nasıl? Şu anda halen var mı çocuk gelinler? Var. Nitekim var yani. Maalesef. Ve bizim coğrafyamızda durum nasıl? Ben o coğrafyayı anlatıyorum çünkü. Ben doğduğum coğrafya dediğim gibi Fırat Vadisi, Tilan'ın gelini de Fırat vadisinde geçiyor. Tile aslında bir köyün adı. çocukluğumda çokça gittiğim bir köy. Annem beni götürürdü. Annem o köylerden birinde ya doğmuş. Ben de beni de götürürdü o köye. Adıyaman'la evet. e, Siverek, e, Siverek Siverek'ten evet. Adıyaman'a geçerken bir köprü vardı. 1975 yılında yapılmıştı o köprü. O köprüden Siverek topraklarını terk edip Fırat'ın üzerinden geçtiğinizde hemen öbür yakadaydı. Cennet gibi bir köydü orası. Cennet. Yani bağlarıyla, bahçeleriyle böyle iniyordunuz pınarları vardı, sular akıyordu, Gözelerden şırıl şırıl kuşlar cik 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 ötüyordu böyle cennete andıran bir yerdi. Orası maalesef 1990 yılında Atatürk barajı yapıldığı zaman suların altında kaldı. Hmm, köy. Evet, o köy olduğu gibi, olduğu gibi suların altında kaldı. Köy çok cennet olan köy şu anda yok. Şu anda yok. İşte ben o çocukluğumda hafızama kazanan kazanan o güzelliği ee, okuyucuyla buluşturmak istedim. Yani okuyucuya aktarmak istedim. Tila'nın ee, Tile'nin gelini öyle doğdu. Tila'nın ee, Tile'nin gelinin romanı. Şimdi ben işte çocuk gelinleri anlatacağım diye kafamda bir kurgu yaptım. Sonra da neyi nasıl anlatacağım? İşte o kurguyu biçimlendiriyorum. Kahramanları e, isimleriyle kafamda oluşturuyorum. Bunlar hep kafamda oluyor. Sonra o mekanlara gidiyorum. Mesela sonradan gittiğimde evet Tile köyü yoktu ama civar köyleri güzelce bir gezdim. Oradaki kültürü iyice hafızama almaya çalıştım, notlar aldım. Oradaki anlatılan destanlar, masallar onları yazdım kısa kısa. Ses cihazım da var. Gittiğim yerlerde mutlaka bilgi belge toplamaya çalışıyorum. O ses cihazımı açıyorum, yaşlıları dinliyorum. Çünkü romanda her şey olmalı her şey hayatın her alanı olmalı. Masallar olmalı, destanlar olmalı, oradaki gerçeklikler olmalı. Dolayısıyla bütün belgeleri hepsini önce bir bir araya getiriyorum, biriktiriyorum. Belgeler tamamlandıktan sonra sıra yani o mekanları da geziyorum. Sıra yazmaya geliyor. Yazma işi kolay. Çünkü yani zaten artık her şey biçimleniyor hafızanızda. Sonra oturup yazmaya başlıyorum. 6-7 ayda yazma işi bitiyor. Böylece işte bir roman. Bu defa da tabii bittikten sonra dosya hazırlanıyor. Bu defa yayın evi arıyorsunuz. Evet. Şimdi şu anda Türkiye'de kitap yayınlama süreci de çok zor bir süreç artık. Çünkü kağıt çok pahalı. Yayınlamak istemiyorlar. Satış kaygıları var. Para kazanma kaygısı var. Tabii ki doğal olarak şirketlerin, yayın evlerinin her kitabı basmıyorlar. Onu söyleyeyim. Ya da yazardan işte bir, bir miktar para talep ediliyor. Böylece bir şey yani bir kıskacın içindeyiz. Bu evet. kitap okuyucuya gelene kadar bir sürü aşamadan geçiyor. Evet ne kadar zor yazılıyor ve çok dediğiniz zor. gibi aslında yazdıktan sonra da bir bu prosedürler ve bu bakış tabi. açısı da insanı demotive eder tabi, değil mi? Yani hani kitabı tabi, tabi. yazıyorsunuz evet. ve çıkarmak kısmı çok daha zor. Evet. Şimdi bir yandan süreyi tam böyle iyi, iyi yönetebilmek evet. adına e, biraz içeriğinde Evet. Çocuk gelinler var dedik. Çocuk gelinler var. Şöyle Şu, hemen bu kısa. konu çok önemli biraz evet. kısaca anlatalım çünkü evet. süremizi iyi kullanmamız lazım tamam. hocam. Tamam. Şimdi çocuk gelinler var bu kitapta. İşte berdel dediğimiz berdel dediğimiz konu var içerisinde. O da bir töredir berdel. Berdel şöyle kız çocuklarının takas edilmesi. Bu kan davası diyelim ki iki aile arasında bir kan davası oldu. Diyorlar ki işte siz bizim işte oğlumuzu öldürdünüz yerine bir kız verirseniz biz barışırız yani o şeye geliyor takas gibi. Onun yerine işte diyelim ki o öldüren aileden bir kız veriyorlar karşı tarafa bu büyük bir travmadır. Şimdi düşünün o yaşı da küçük olsa bu kız çocuğunun işte veriyorlar onlar olduğu gibi o kız ömrü boyunca hayatı boyunca büyük bir travma yaşıyor. Çünkü neticede çocuğu öldürülen bir kaynanası var çocuğu öldürülmüş onun evine gitmiş. Onun evine gelin olarak gidiyor. Ömür boyu travma çekecektir bu. Evet. Yani bu berdel dediğimiz olay yine özellikle başlık paralarının evet. çok yüksek olduğu yerlerde berdel kız takası yani takası. İşte bir aile diyor ki bizim oğlumuzu evlendireceğiz ama başlık parası veremiyoruz. Sizin de oğlunuz var. Gelin biz size kızımızı verelim siz de bize kızınızı verin gibi iki aile anlaşıyor. Birbirine takas ediyorlar. Bunun şöyle sakıncaları var. Tamam başlık parasından kurtulmak için yapılıyor ama bu sonradan diyelim ki bir aile yani anlaşamadı, iki eş anlaşamadı. E, boşanırsa diğer de boşanma şeyine geliyor. yüz yüze hmm. kalıyor. Böyle o var. Bu da çok e, acımasız. Acımasız bir şey. Tabii, e, düşünün. Yani bunlar e, olumsuz bir şey yaşadı. O, o da yaşıyor. Belki diğerleri hiç, um evet. umutsuz değil, gayet mutlu. Bu berdel olayı halen birçok köylerde halen, halen var, var. Halen var. E, yine beşik kertmesi dediğimiz yine biraz değinmişim bu romanımda. Beşik kertmesi dediğimiz bir konu var. Eskiden Beşikler tahtadan yapılırdı. Bilmem siz bilir misiniz? Filmlerden hatırlıyorum. Filmlerden hatırlıyorsunuz. Tahtayı, tahtadan marangoz yapardı. İçine bir yatak bebeği koyarlardı. Ondan sonra beşiği sallarlardı. Şimdi o tahtadan yapılan beşiğe yakın zamanda diyelim ki bir kız çocuğu doğdu. Yakın zamanda başka bir ailenin erkek çocuğu doğdu. Diyor ki ya bu kızı büyüdüğü zaman benim oğlana vereceksin diyor. Onlar anlaşıyorlar, sözleşiyorlar. Tamam diyorlar. Be, e, tamam dedikten sonra beşiye bir çizik atıyorlar. Çiziyorlar bıçakla. Kertme. Evet kertme. Beşik kertmesi kertme. dedim şey odur. Evet. Beşik kertmesi. Şimdi bunun da şöyle bir sakıncası var. Diyelim ki büyüdüğü zaman kız ya da erkek işte biri okudu biri okumadı. Evet. Biri başka bir memlekete gitti. Değişik bir hayat standartıyla karşılaştı. Bu diğeri başka yerde. E, anlaşamadılar. Şimdi e, uzlaşamadılar. Dolayısıyla o evlilik gerçekleşmese bu defa aileler arası kavga başlıyor böyle bir sakıncası var bu beşik kertmesinin ama eskiden günümüzde çok az o beşik kertmesi artık azaldı ama eskiden çok yapılıyormuş onu söyleyeyim. Bitse. İşte bu romanımda da Hatay'da Hatay'da askerlik yapan bir delikanlı işte o Tile köyünden biri orada bir kızı görüyor 13 yaşında o kızı alıp kendi köyüne getiriyor. Ondan sonra kız köyde dil bilmiyor, kültüre yabancı, yol yok, hiçbir şey yok. O köyün içerisinde tilede dönüp dolaşıyor böyle. Onun travmasını anlattım. 13-14 yaşında zorla evlendiriliyor o getirilen çocukla. Sonradan bir kızı oluyor. Kızı da genç yaşta berdel yapmak istiyorlar. O ona karşı çıkıyor, mücadele ediyor, izin vermiyor. Benim kaderimi yaşamayacak diyor kızım. Öyle bir mücadele var evet, içinde. Çok e, hakikaten geleni. çok etkileyici evet. bir içerik. Teşekkür ee, ediyorum. Tabi oradaki Fırat'ın o sosyal yapısı, o köylerin bütün yapıları var. O da kaçakçılar var, eşkıyalar var, şeyhler var, sofiler var. Yani oradaki sosyal dokuyu olduğu gibi romana taşıdım. Yani romanı okuyanlar... Harikasınız Rıfat evet. Hocam. Gerçekten yani çok merak ettim. Okumak da çok istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir yandan süremizi evet, doldurduk evet, ama evet. E, diğer iki kitabı da şöyle... Kayıp Aşklar Mevsimi bunu yazarken de başınıza evet, bir e, evet. olay geldi. Çok kısa anlatır mısınız? Kısa tabii ki. Şöyle ben birçok romanımda ben roman kahramanlarının peşine takılıp gidiyorum. Yani e, hafızamda kurguyu oluşturdum ya. Diyorum ki bu benim kahramanım işte bir mağaraya gidecek. Orada bazı tabletler bulacak. Yani kurgu gereği. Ama diyorum ben önce gideyim o mağarayı bir göreyim. Nerede nasıl bulacak. Onun peşine takıldım. İstanbul'daydım o zaman İstanbul'da yaşıyordum. Kalktım Diyarbakır'a gittim bir gazeteci arkadaşımı da yanıma aldım. Lice'ye gittim. Lice'de Birkley'in mağaraları var. Böyle uzun mağaralar. Köylerin anlattığına göre o kadar derin ki mağaralar. Diyorlar ki 10 çuval saman biz sırtımıza aldık. Yürüdük samanı döke döke. Çünkü hani yolumuzu kaybetmeyelim evet. diye. 10 çuval saman bitti. Sonu gelmedi biz geri döndük. Çünkü giderse kaybolacağız. Böyle bir mağara. O mağaralar çok uzun derin mağaralar. Ben de oraya gittim. Yani hiç görmemiştim hayatımda. Gittim mağaranın böyle önce dağı tırmanıyorsunuz. Sonra içeri doğru bir tas düşünün. Önce böyle gidiyorsunuz. Sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Ama her taraf ağaçlar ve su akıyor. Mağaradan su geliyor. Mağaranın içine doğru girmeye çalıştım. Birden bire bir gürültü böyle diye bir gürültü her taraf titriyor. Ben de yani korktum. Ne oldu diye arkadaşım fotoğraf çekiyor. Beraber gökyüzüne baktık. Bir savaş helikopteri tam üstümüzde Ay. durmuş. Tam üstümüzde böyle durduk. Şimdi o o dönemde de çatışmaların olduğu bir bölge orası. Mecburen arkadaşım dedi ki panik yapma. Hemen düze çıkalım dedi. Yoksa yani vurulabiliriz hemen evet. bize çıktık ve böylece bu tehlikeyi de atlattık. Evet, Bizi gördüler. Oldunuz. Şimdi ben birçok romanda dediğim gibi roman kahramanların peşinden gidiyorum ağsız Kadınlar'da işte Mardin, Midyat orada o manastırları falan hepsini gezdim. Çok özel Gezmek yerlere. gerekiyor tabii evet. çok güzel. Gezmeden, görmeden yazamazsınız. Yazmak mümkün değil aynı. Evet, evet. En son çatlamışlar yarası son evet. kitabınız değil evet. mi? Evet, evet, son ee... kitabım. Şimdi burada Ezidileri anlatıyorum. Ezidi kültürünü, Ezidi dinini e anlatıyorum biliyorsunuz Ezidiler en son işte 2014 yılında Şengal'de bir katliama uğradılar. E, topal bir çocuğun gözüyle savaşı anlatıyorum burada. Topal evet. bir çocuk mağaraya sığınıyor. E, orada tek başına gölgesiyle konuşuyor. E, öyle bir roman ama o gölgeyle konuşurken Ezidi kültürü, onların inançları, dinleri, onların toplumsal yapılarını böyle geniş bir şekilde vermeye çalıştığım evet. bir roman. Evet Ezidi kadınlarına Hı -hı. savaş onların sadece çocuklarını değil umutlarını da aldı evet. diye başlıyorsunuz. Evet, evet, evet. Gölgenin evet, Kelamı e, mü müthiş Sağ olun. bir e, yazım dili. Sağ olun. E, evet. Çok çok değerli e, eserler e, bunlar. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü e, yaşamın gerçekliğini... E, Kendinize has bir e, üslup ve kurguyla anlatıyorsunuz ve herkesin okuması ve o gerçeklerle aslında bir şekilde o kurgu dünyasında da olsa e, hatırlamak adına bu tür değerli evet. eserleri okumamız gerekiyor, okutmamız gerekiyor. Okuma oranlarının o kadar düşük, düşük. olduğunu görünce ben evet. bir daha şu an utandım. Evet, çok Kendi adıma, toplum adına e, utandım. E daha fazla okumalıyız. Hem yazarlarımızı desteklemek adına evet. hem de de hem de okuyarak gelişeceğiz. gelişeceğiz. Bunu artık kabul etmemiz lazım. Kaçıncı yüzyıldayız? Hı hı. Evet. Her şey artık yani kitapların bu, bu hali yoksa PDF hali var. Evet. İşte bir şekilde tabletlerden okuyoruz vesaire ama okumaya ve okutmaya devam edeceğiz. Peki son birkaç cümleyle tavsiyelerinizi de alalım e, Rıfat Bey. Sonra kapatıyor olacağız. Yayın evet, e, sizin söylediklerinize aynen katılıyorum. E, okumalıyız, e, okuyarak gelişebiliriz. Okumayan toplumlar kesinlikle gelişmezler ve e, diğer toplumların çok gerisinde kalırlar. Her alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, demokrasi alanında, her alanda geride kalırlar ve e, yani yönetimleri de kötü olur toplumsal olarak da yaşamları da kötü olur. Mutlu bir hayat sürdüremezler. En önemli, en güzel şey okumak. Ben işte yazmak isteyen gençlere bir iki şey söylemek Lütfen. istiyorum. Şimdi yazmadan önce çok iyi okumalıyız. Dünya klasiklerini işte bütün ülkelerin edebiyatını en azından birer örnekle okumak gerekiyor. Önce güzelce bir okuyacağız yani şey olarak kültürel olarak birikimimiz artması gerekiyor. Okumadan kesinlikle yazamayız. Hiç kimse okumadan ben hadi şiir yazayım, ben öykü yazayım, ben roman yazayım dememeli. Dediği anda büyük bir hata, büyük bir yanılgıdır bu. Önce çok güzel okuyup birikim yani kültürel birikimimizi tamamlamamız gerekiyor. Sonrasında toplumsal bakış açımızı geniş tutmamız lazım. Yelpazeyi çok geniş tutacağız. Yani herkesi anlamaya çalışacağız bütün toplum toplumsal yapıları Dışlanmayacağız hiç kimseyi. Bu çok önemli. Bunun haricinde de çevremizde gördüğümüz önemli olayları eğer yeteneğimiz ölçüsünde yazmaya çalışacağız. Ama önce okumak. Benim de söyleyeceğim tek şey odur okumak. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ediyorum. çok sağ özel olun. bir sağ ruhsunuz. İyi sağ ki sağ geldiniz. Sağ sağ Umarım tekrar sizi stüdyomuzda ağırlarız. Çok teşekkür ee, ediyorum. Çok çok teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik. Saat başı bir sonraki programda karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.